Sağ olsun. Biz Sayın Yardımcımızı daha öncesinden de biliyoruz. Çok değerli bir Sağ olun. kardeşimiz, değerli bir bürokratımız. Hakikaten ülke genelinde nüfusla ilgili çok çok ciddi ve güzel işler çıkarıldı. Hem Sayın Bakanımıza hem Sayın Yardımcımıza ve Sağ olun. tüm emeği geçenlere de hakikaten yani bir vatandaş olarak çok çok Sağ olun. şükran olsun diyoruz. Müthiş işler çıktı. Hayaller Allah razı görüyorsunuz. Sağ olsun. olun. Sağ olun. Müthiş işler çıktı. Çok sağ olun. Bizim 19 ilçemizdeki ve merkez nüfus ve vatandaşlık il müdürümüzdeki nüfus konseptlerinin de Sayın Bakanımızın ve Sayın Yardımcımızın destekleriyle yaptık. Allah razı olsun. Hakikaten değerli, çok çok kıymetlisiniz bizim için. Sağ olun, yazıyorsunuz Sayın Valim. Çok teşekkür ederiz. Onur duyduk. Yani orada da sizi görmek bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun Sayın Valim. Eksik olmayın. Sağ çok olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Valim, ben de özellikle memleketimizin çok güzel vilayetlerinde orduda olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Zaten halinizle de yıllardır çok güzel ilişkilerle hep çalıştık. Birçok yerde arka arkaya çalıştık. Evet. Denk gelen bugün zaten sizi de özellikle makamınıza ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben de Sayın Bakanımızın özellikle son 5 yılda nüfusta açtığı bir çığır gibi bir gelişmeleri bugün sizlerin desteğiyle de orduda da çok güzel bir aşamaya getirdiğimizi inşallah birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Ben zaten sizin de özellikle desteklerinizin dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün ordulara teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan yine mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Karadeniz'in incisi orduda olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok geniş katılımlı, tabii ilçe sayısı yoğun olan bir vilayet ve çok arzulayıp da daha yeni bugün nasip oldu. Gerçekten orduya gelmek için çok ciddi planları yaptık ama bugüne nasip oldu gelmek. Özellikle burada olmaktan, sizlerle birlikte çalışmaktan, olmaktan çok mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Doğrulandı. Evet. Orijinal bir kart kullanıyoruz. Evet. Bu anlama geliyor. Özellikle e-imza, kimliğe e-imza yüklemesi gibi. Şimdi diğer çalışmalarla ilgili hazırlıklar. Biz her ay nüfustaki yapılan bir hizmeti buraya alacağız. Evet. Yani sene sonunda bir nüfus personeline ise yapabileceği bütün hizmetleri bu nüfus matrikte yapmış olacak. Bakın işlem yapmanız için bizden parmak izi doğrulama arayacak. Hangi parmak izini seçiyorsanız, örnek veriyorum, sol ve sağ, şu parmak izini seçtim. Burada gerçek bir kimlikle gerçek bir kişi, çünkü bunun istisnası yok. Bu kimlik sertifikası her kişiye özel bir kişi. Yani başkasının sertifikasını başkası kullanamaz. Bir personelin yapabileceği yanlışlığı da orada kalmıyor. Tamam. Yani personel bir örneğin yanlış yapabilir, bazen oluyor. Yani sırası çok nadir olursa o işlemi kendiniz gerçek bir kimliğe yapmış ve işimi sonuçlandırmış. Bu işte bir iki dakika içerisinde işlemimizi bitirip hizmetinizi almış gidebiliyorsunuz. Bunu havaalanları, AVM'ler gibi, belediyeler gibi, çok büyük muhtarlıklar gibi, büyük kütüphaneler gibi yerlere de şu an hazırlanabilir. Bunu mobil şeklinde İnşallah bu şekilde gittikçe altyapısı daha da gelişecek. Önümüzdeki dönemin nüfuslardaki en büyük önemli hizmetlerinden biri olacak. Evet, çocuğu herhalde. Değil mi? Öyle gözüküyor. Giresun bölgesi ve Hizmet var. Yani 30'a mesela kimliklerde bazen 30'a yaklaşıyor mesela 25-26 oluyor. Allah kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Size gelen. Çok selam söyleyin. Aleykümselam efendim. Evet. Bunu danışıyorum. Sayın Yardımcımızın yeri ayrı bizde. Evet. Yeri ayrı. Yani hakikaten müthiş işler çıkardılar. Allah razı olsun. Sayın Yardımcımız Mersin'i çok güzel anlattı. Duyduğumuzdan dolayı.
teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Çok, sosyal platformumuzdan çok takip ediyoruz Sayın Genel Müdürümüzü. İyi ki varsınız. Türkiye'nin en başarılı, en rahat valisiyle çalışıyorsunuz. Yani çok şanslıyız. İçeride konuştuk, iletişim. İletişimi sağladık mı? Türkiye'nin iletişimi en açık insanıyla, valisiyle çalışıyorsunuz. Motive ediyor, sahip çıkıyor. Yani arkanızda duruyor. Biz bunu bir meslektaş olarak da hep yaşadık. Size çok teşekkür ederim Sayın Hanım. Gerçekten muhteşem olmuş. Biz bugün burada mutlu olmak için buradayız. Bir ihtiyaç olduğundan değil, onu söyleyeyim. Mutlu olmak için. Bazen de moral bulmak gerekiyor. Yani ben de ilk önce Türkiye'de nüfusun en kötü olduğu yerlere gittim. Şu anda zevk aldığımız yerlere gidiyoruz. Sayın Valim, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Allah kolay gelsin inşallah. Nasılsınız? Sağ olun. Hülya Baş, ben de şef olarak görev yapıyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Kimle tanışıyoruz? Tamam. Bunlar ne bizim? Niye merhaba dediniz bunlar?